20 yaşında bir genç metro istasyonunda bıçaklandı. Saldırıdan sonra günlerce yoğun bakımda kaldı. Yaşadığına şükrederken aldığı bir habere inanamadı. Onu sokağa çıkmaktan korkar hale getiren saldırgan 5 ayda serbest kaldı. Bıçağı salladı boğazıma. Şah damarıma salladı. 8 ünite kan kaybettim. 5 gün yoğun bakımda kaldım. Fizik tedavi gördüm 15 gün. Kız acısı ölümden döndü. Metro istasyonunda dehşeti yaşadı. Günlerce yoğun bakımda kaldı. Korkuyorum yani şu an artık. Dolaşmaya da korkuyorum. Fatih Şahin ölümden kıl payı kurtuldu ama şüphelinin 5 ayda serbest kaldığını duyunca kulaklarına inanamadı. Kasten adam öldürmeye teşebbüs suçu. 6 ayda çıkması çok saçma bence. Fatih Şahin ve arkadaşları Bayrampaşa'da metroya bindiği iddia göre metroya bulunan bir kişi onlara baktı ve Şahin ve arkadaşlarına "Bana neden bakıyorsun?" dedi ve o cümlenin ardından ortalık bir anda savaş alanına döndü. Gördüğüm iki şahıstan birisi "Hayırdır lan, ne bakıyorsun?" dedi. Biz de onunla hani konuştuğumuz sırada kardeşi geldi. Kardeşi geldiği sırada da kendisi biraz gaza geldi galiba. İşte o dehşet anları. İki grup önce tekme ve yumruklarla ardından bıçakla birbirine saldırdı. Fatih Şahin arkadaşı bıçaklanmasın diye onu korumaya çalıştı ama kendini koruyamadı. Aldığı bıçak darbesiyle yere yığıldı. Gözünü hastanede açtı. Çaprazlama girdi, şah damarımı kesti. Yoğun bakımda 6 gün kaldım. Boğazından bıçaklanan Fatih Şahin hemen hastaneye kaldırıldı. Günlerce yoğun bakımda kaldı ve ölüm kalım savaşı verdi. Şans eseri yaşama tutundu ancak hala boğazında ve zihninde o saldırının izlerini taşıyor. Psikolojim bozuldu. Artık bıçaktan bile korkar oldum yani. Metroya bile gitmiyorum artık işte. Şüpheli olayın ardından tutuklandı ancak 5 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest kaldı. Fatih Şahin boynunda işte bu yara iziyle gezerken o saldırganın da elini kolunu sallayarak gezmesine isyan etti. Serbest kalınca ne hissettin? Korkuyorum yani şu an artık. Dolaşmaya da korkuyorum. Bir daha aynı yerde karşılaşabilirim. Kendisi şu an yani sokakta serbest geziyor. Ben metrodan da şikayetçiyim, kendisinden de şikayetçiyim. Kimse üstünü aramamış yani. Herkes geçiyor o zaman. Bıçakla binen olur, silahla binen olur.